Şehrin biraz da uzak bir köşesine Nazım'ın bu gördüğünüz büstü dikildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü kondu. Burası Hotel Libre, eski adı Hilton. Hilton Oteli Havana'nın en güzel otellerinden biriydi. Nazım Hikmet de Havana'ya gelir gelmez işte bu otele, bu otelin 24. katına gelip yerleşti. Hemingway Bey 1940'larda 50'lerde Havana'ya gelince bu barı keşfediyor. Hemingway bir yandan hikayeler yazacak, bir yandan da gezilere çıkacaktı. Ama en fazla zamanı denize ayıracaktı. Ve şu anda Küba'nın meşhur devrim meydanındayız. Arkamda da arkadaşım Korda'nın çektiği fotoğraftan esinlenerek yapılan bir duvar çalışması. Aklımda meslektaşım Alberto Korda. Ömrünü fotoğraf çekmekle geçirmiş ama tek bir fotoğrafla tarihe imzasını atmayı başarmış bir usta. On yıllardır kendi sesiyle belgesellerine aşina olduğumuz Can Dündar'ın sesi dışarı çıkamayacaktı ne yazık ki. Kendi ifadesiyle özenle diktiği fidan ne güne duruyordu. Havana'da Küba'nın ilk sanatçılar ve yazarlar kongresine konuk oldu Nazım. Yanında hep Kübalı yazar Nicolas Guillén vardı.